Ne yapacaksın avukat hanım? Vuracak mısın beni? Biz Murat'ı almaya geldik. Aile meselesi bu. Sen daha fazla karışma. Bakın, beni yanlış bir şey yapmak zorunda bırakmayın. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Bırak bizi gidelim. Haşmet amca, senin de dediğin gibi avukat hanımı fazla meşgul ettik. İsterseniz siz önden çıkın, ben arkanızdan geleceğim. Söz veriyorum. Hayır. Polis gelene kadar buradan hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Avukat hanım, mağdur olmayan suç olmaz. Bak, kendi rızasıyla gelmek istiyor. Sal bizi gidelim. Avukat hanım, nedir problem? Memur bey, ofisime izinsiz geldiler. Murat Bey'i kendi rızası hilafında buradan kaçırmaya çalıştılar. Memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Haşmet amca bizim eski aile dostumuzdur. Ne? Meseleyi büyütmeye gerek yok. Silahı var amirim. Hepsi ruhsatlı. Zorluk çıkarmayın. Emniyette anlatırsınız derdinizi. Buyurun. Al arkadaşım, yürü. Ya beyefendi, oluyor mu böyle? Ha? Ağzımızın tadıyla şurada iki lokma yemek yemeye geldik. Maşallah mekanı serseriler bastı. Biraz seçici olun. Yani siz her önünüze geleni alıyor musunuz içeri? Hayır, herif gelmiş, rahatsız ediyor şimdi. Ne yapacağız? Şimdi kolunu bacağını kırdıracağım, dövdüreceğim. Dışarıda magazinciler vardır, çekecekler, sonra manşet atacaklar. Burak Ersoylu garibanın birini ezdi diye falan filan. Ya alın bunu, alın götürün bunu. Yeter artık, kendine gel. Beyefendi, uzatmayalım. Çek lan elini. Beyefendi, çıkın dışarı, beni mecbur etmeyin. Sakın, sakın! Abi, abi, abi. Rıza. İnsanlar var abi. Rıza, abi, insanlar var. İnsanlar var. Rıza, lütfen sakin ol. Hayır Rıza, lütfen, lütfen. Babama sen mi haber verdin Fiko? Ya. Efendim baba. Efendim Oğuz. Babam bir şey yok değil mi? Ali Rıza. Çok kötü şeyler oldu. Haşmet Gürkan ofisimi bastı. Haşmet Gürkan'ın seninle ne işi var? İşte Murat Ersoylu. Avukat hanım fazla hassasiyet gösterdi. Bunlar bizim ailevi sorunlarımız. Ailevi sorunlarınızı avukat hanımın ofisinde mi konuşuyorsunuz Haşmet Bey? Haşmet amca benim orada olduğumu öğrenmiş. Yakınlardaymış, o da gelmiş. Biz sadece tartışıyorduk. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Hepsinin üzerinden silah çıktı. Sizce de konuşmak için biraz fazla değil mi? Bizim ruhsatlı silahlarımız belimizdeydi. Hatırladığım kadarıyla senden başka silah çeken olmadı. Ben de boşu boşuna silah çekmedim. Ofisime zorla girmeye kalktılar. Murat Bey'i kaçırmaya çalıştılar. Gözümün önünde ağır cezalık suç işlediler. Ne yapsaydım? Arkalarından su mu dökseydim? Ya gerek yok Rıfkı. Ben yanındayım abinin.
İki taraf da aynı şeyi söylüyor. Birbirlerinden şikayetçi değiller. Ortada darp yok, cebir yok. Bu durumda benden ne yapmamı bekliyorsunuz avukat hanım? Bakın, bu adamlar benim ofisimi bastı. Ben şikayetçiyim ve şikayetimin de işleme konulmasını istiyorum. İşleme koyduk avukat hanım. Durumu savcılığa bildirdik. Savcı bey serbest bırakılmalarını istedi. Ben daha fazla ne yapabilirim? Bundan sonra savcı beyle konuşursunuz. İyi misin abi? İyi mi olmayayım? Merak etme. Bir tutanak imzalayacağız, sonra gideceğiz evimize. İyi günler Haşmet amca. Ben de Halide ileydim. Yemekteydik. Bu meseleyi ailelerimizi karıştırma kararından emin misin? Saydın, Sabri'nin de benim ailemden olduğunu bilirdin. Asıl sen aile nedir bilseydin, ne Sabri'nin, ne başka birinin insanın çocuğundan, kardeşinden daha değerli bir şey olmadığını bilirdin. Koca bir geceyi Sabri ile geçirdin. Bir nebze adamlık öğrenemedin değil mi Burak? Haşmet amca, olay zaten yeteri kadar büyüdü. Daha fazla büyütmeyelim. Ben babamla konuşurum, çözeriz. Biz bunları hak edecek ne günah işledik Oğuz. Çocuğumuz yaşında avukat kızın postasını yediğimiz yetmiyormuş gibi. Bir de bunlardan akıl öğreniyoruz. Hayırdır delikanlı? Sabri güvende. Hasan abi ilgileniyor. Emin ellerde. Ben Füsun'u görmeye geldim. Hadi Sabri'yi bunun elinden aldın. Avukatta ne işin var? Füsun benim avukatım. Davayla ilgilendiği için tehdit etmeye geldiler herhalde. Beyler, kimse kimseyi tehdit etmiyor. Ofisin basıp tehdit ediyorlar. İş emniyete intikal edince de utanmadan inkar ediyorlar. Aa, ne münasebet hanımefendi. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Nerede artistlik yapacağını çok iyi biliyorsun. Ay Rıza, biz gidelim mi artık? Ben çok sarsıldım çünkü. Halide, kim haber verdi? Baba, iyi misin? İyiyim de ne işim var burada? Baba, merak ettim. Bir şey yok. İmza atıp çıkacağız. Haşmet Gürkan, Murat Ersoy. Sizi imza için içeri alacağım. Oğuz. Sabri'den iki kelime laf öğrenebildin, ne de elinde tutabildin. Ben seni niye tutuyorum Rıfkı?